Tabii şunu sormak istiyorum. Şimdi bu protokol imzalandı değil mi iki genel başkan arasında? Evet. Peki bu kurallara ya da bu protokole uyulmaması dahilinde tarafların ne yapacağına dair bir... Böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki Sayın Genel Başkanımız, hani karşılıklı konuşmalardan da biliyorum, geçmişte Erbakan hocamın içtihatıydı. Demirel hükümetleri geldiğinde bir 100 gün sabrederdi. Sanıyorum genel başkanımız da o 100 gün hiç sabretmedi demesinler diye, olanlara bakmadı demesinler diye bu 100 günü bekliyordur. Sonra yani, ne yapacak mesela Sayın Genel Başkan? Biz tek konuşuyor musunuz? Tabii tabii. Niye konuşmuyoruz? Bugün bile görüştük. Ne diyor mesela? Yani biz seçim için soruyorsanız şöyle söyleyeyim. Kendimize güveniyor. Yok, her şey için soruyorum. Sadece seçim bazlı konuşmayalım lütfen. Hayır, hiçbir görevinde görev almadığımız bir hükümetin sorumluluğunu Allah aşkına niye üstlenelim? Dedim ya, canı sıkılan bizi arıyor ve bizi sorumlu tutuyor. Sanki hükümetin ortağıyız, icradayız gibi. Değiliz. Biz bunu anlatmakta zorlanıyoruz. İnanıyorum ki Sayın Başkanımız yakın bir zamanda bütün bu saydıklarım da daha az. Devam edeceğim yani. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu protokol dediğimiz şey zaten şu anda mülgadır. Yoktur. Uygulanmamıştır. Bunu Sayın Başkanımız da görüyor. Ben de görüyorum. Toplumun bu konuda uyarılması gerekiyor. Yani biz bir protokol yaptık. Hiçbir maddesine uyulmuyor. O zaman yakın zamanda Sayın Fatih Erbakan'ın böyle çıkıp biz bir protokol yaptık ama sizin şu an bizi özetlediğiniz gibi durum bu. Ve biz şöyle 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 yapacağız gibi bir açıklama mı bekleyin? Ben şahsi olarak bekliyorum. Çünkü aksi yeniden Refah Partisi'nin yeşermesini engeller. Bir büyük ağacın altında AK Parti bizi arka bahçesi gibi göstermek istiyor. Esas sıkıntı burada. Yani biraz kibirli davranıyorlar. Sanki işte 5 milletvekili var canım, ne olacak, öyle değil. Bizim impact faktörümüz var, etki faktörümüz var. Birazdan söyleyeceğim bunun ne olduğunu. Dolayısıyla hiç dinlemezlerse o zaman yan yana durmanın hiçbir esprisi kalmamıştır. Değerli genel başkanımız da o son noktayı ne zaman ki yasal olarak hakkıdır. Nihayet partinin lideridir. Ama böyle gitmeyeceğimizi görüyoruz. Neden görüyoruz? Şimdi... Her yerde tabii resmi davetlere, önemli davetlere Sayın Genel Başkanımızın gitmesi güzeldir. Ama karşı tarafın niyetinin halis olduğunu hissederseniz, o sadece biz ittifak olarak işte hep beraberizi göstermeye çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Güzel, bir sorumluluğumuz var mı? Hayır, yok. Biraz evvel işte takip edeceğimiz maddeleri saydım. Ne oldu? Biz kimseye başımız dik bir laf söyleyemiyoruz. Peki. Bundan kurtulmamız lazım bizim. Doğan Bey, çok güzel anlatıyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu protokol, siz Sayın Genel Başkan'ın 100 gündür hani beklemedi, sabretmedi demesinler diye sabrettiğini de söylediniz ama mesela bu ana kadar Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme talebi olup da bu yaşanan durumu anlattı mı, sordu mu, niye böyle, biz bir protokol imzaladık ya. Kimseye bir niye şey sordukları buna... yok. Kimseye bir şey sordukları yok. Olsaydı bunlar olmazdı zaten. Yok, sizin yani Fatih Bey'in, Sayın Genel Başkan'ın böyle bir talebi oldu mu? Özel bir konuşma yapmış yapmamış o kadarını bilmiyorum. Olsa duymuş olurdum diye düşünüyorum. Ama baştan aşağıya onlarca madde saydım. Hiçbir tanesinde uyulmamışsa Sayın Genel Başkanımız da herhalde... nihai sonu düşünecektir. Kaldı ki bunun bir sonu yok. Bu sözleşme dürüstçesi benim bakış açımdan seçim süresince geçici bir sözleşmeydi. Ama iyi niyetle beklenildi. Yani işte hükümet otursun. Gerçekten buna uyacaklar mı? Bu bekleme süreci budur. Ama değerli halkımız bilsin ki bizim icrada hiçbir noktada yokuz. Peki Doğan Bey, şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu ittifaka katılma, katılmama durumu biraz böyle gelgitli oldu. Şunu demeye çalışacağım. Evet. Çünkü Sayın Fatih Erbakan'ın demeçleri vardı. Partinin yetkili organlarıyla konuşuldu. Hatta parti tabanının, partinin kendisinin de
bu ittifaka onay vermediğini açıklamıştı. Biz de tamam herhalde Cumhur İttifakı'na katılmayacak. Tam derken yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler oldu ve ittifaka katılındığı açıklandı. Şimdi siz bu son tabloya da baktığınızda, yani bu aramızda bir protokol vardı ve bu maddelerin hiçbiri uygulanmıyor. Görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Özellikle vatandaş vergilerin, zamların altında eziliyor diyorsunuz. Ya bir pişmanız diyor musunuz mesela? Ya keşke de hayır, böyle bir protokol imzalanmasaydı siyasette, veya... Hayır. Siyasette o gün için doğru bulduğunuz şey doğrudur. Bugün yeniden Refah Partisi meclistedir. Bu doğrudur. Ama biz... Ha, bizim kazanımımız var diyorsunuz. Gayet tabii ama AK Partililerin bakış açısından onlar bazen konuştuğunuz zaman dedim ya bir kibir abideliği. Biz sizi meclise soktuk diyorlar. Öyle değil. Bizim %3 olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Cumhurbaşkanı değildi bugün. Dolayısıyla karşılıklı bir şey, katkı olmuştur. Şimdi ama gelinen noktada yeniden Refah Partisi'nin yeşermesi için kendi politikalarını uygulayacağı zemine doğru yönelmesi lazım. Mesela şimdi böyle konuşmaları ve alttan gelen cümlelerini bildiğim için rahat konuşuyorum. Hı hı. Biliyor musunuz? Seçimde, önümüzdeki seçimde, yerel seçimi kastediyorsunuz. Yerel seçimde yeniden Refah Partisi olmadan AK Parti 76 tane ilçe kaybedecektir. Bu önemli bir iddia. İddia değil. Ben oturdum, Türkiye'deki bütün verileri coğrafi bilgi sisteminde yerleştirdim. Ama seçmenin sonuçta kararını şöyle, bugünden net olarak tahmin etmek... Ve hayır, olabilen vermek. Değişkenleri de yaptım. Tabii ki çok veriye işim var, çok değişken var. Evet. Ama şimdi AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığındaki oyunu aldım. En yüksek oyunu aldım. İçinden bizimkini çıkarttım. AK Parti 76 yerde birden, 76 ilçede birden kaybediyor. Yani bizim o 2.86 yaklaşık %3'lük oyumuzun etki faktörü çok fazla. Sonra farklı alternatifler de hazırladım. Değerli başkanımıza sundum. Yani biz siyasi meydanda çaresiz değiliz. Ama bunu ne zaman Sayın Genel Başkan icraya sokar, o onun yetkisindedir. Yani şunu diyor musunuz? Biz şu anda uygulanan politikalara baktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı işte zamlara baktığımızda bu protokolün yürürlükte olmadığını ve dolayısıyla böyle giden bir süreçte de yerel seçimde Cumhur İttifakı'na ya da işte adaylarına, evet, her neyse destek vermeyeceğiz. Yani görüntü onu gösteriyor. Tek başımıza gireceğiz. Çünkü karşı taraf sürekli alayımın hesapları içerisinde. Bunu sanıyorum ilk defa söylediniz. Tek başımıza gireceğiz. Yani bu, evet, görünen tablodan sonra bu dahi yeniden Refah Partisi seçime tabii, tek başına girecek. Tabii beraber girme mecburiyetimiz yok. Ama siyaset yarınlara gebedir. Ve tek alternatifimiz yok. Hı hı. Dolayısıyla bu tek çoklu alternatiflerin ne olduğunu da birçok değişkeniyle Sayın Genel Başkanımıza hazırlayıp verdik. İhtiyaç olduğunda, günü geldiğinde sanıyorum gerekli açıklamaları da yapacaktır. Ya da değişkenlerin ne olduğunu ifade edecektir. Şimdi algı yönetimini ben demin anlatacaktım. Evet. Lafım yarım kaldı. Lütfen. Şimdi... Sayın Cumhurbaşkanımız tam seçime girecek. İşte Gabar'da petrol bulduk dedi. Petrol bulunduğu doğru. 5000 varil dedi. Bu algı yönetimi. Şimdi 5000 varil deyince değerli halkımız sanıyor ki tamam işte yarınımız tamam. Doğal gaz için de bu arada benzer. 5000 varil gün. Yani günde 5000 varil. Ama halkımız şunu bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti günde 1 milyon varil tüketiyor. 1 milyon varil. İşte tam da algı dediğimiz şey böyle bir şey. Bu. Geldim doğalgaza. Şimdi bu yurt dışı bütün anlaşmaların hepsi elimde var. Çok sağlam inanarak söyleyeceğim bir cümle var. Normal bir iş sahibi olsaydım, mesela ben Exxon Mobil olsaydım, hı hı, önce yapacağım yatırımı, yapacağım masrafları, buradan çıkacak olan gazı hesaplar, sonunda artı değer veriyor ise muhafaza ederdim. Vermiyorsa az zararla satardım. Exxon Mobil bizim gaz şeyleriyle, hücreleriyle aynı boyutlarda olan Romanya'daki gazlara $1.5 milyar masraf yapmış. Sonunda Romgaz'a $1 milyar satarak kendini kurtarmıştır. Şimdi biz sanıyoruz ki Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı bunu arıyor. Maalesef, hı hı, yeterli şeyimiz yok.
Swansea 7, efendim Schlumberger, Saipem, Wood şirketi. Biliyor musunuz bütün bu operasyonu İngiliz Wood şirketi yönetiyor. Sonradan De Gaulle ve McNaughton diye bir şirketi çağırdı hükümet 2022 yılında. Dedi ki işte bağımsız bir yere biz sizi denetleteceğiz. Yani ben bu gazı buldum mu, işe yarar mı? Açıp baksınlar, 26 Aralık 2022 Türkiye Petrolleri'nin raporunu aynen söylüyorum size. Bu De Gaulle ve McNaughton uluslararası çok prestiji yüksek bir firma. Yani bir yerde bu var dediği zaman var, yok dediği zaman yoktur. Bir rapor vermiş Türkiye'ye ama onun bile yarısını yayınladılar. Diyor ki De Gaulle ve McNaughton, Karadeniz'de diyor yerinde 1 trilyon metreküp gaz var. Yerinde, dağdaki kuş yani. Peki üretilebilir ne kadar? Üretilebilir mutlaka De Gaulle ve McNaughton söylemiştir. Bizimkiler söylemiyorlar. Şimdi bilmeyen değerli halkımız sanıyor ki bu ila nihayeye gidecek bir şey. Yaptıkları 10 sondaj, söyledikleri rakam 10 milyon metreküp günlük, yılda 3,5 milyar metreküp eder. Tamamı doğruysa bu söylenenleri. 3,5 milyar metreküp yıllık eder. Türkiye yıllık 50 ile 60 milyar metreküp doğal gaz kullanıyor. Yani yıllık tüketimimizin işte 12'de biri bile değil. Bir ay yetmeyecek bir malzeme. Başka bir algı yönetimi yapıyorlar. Bunu yapmalarına ihtiyaç yok aslında. Çıkıp diyebilirler ki ey halkım biz de doğal gaz ve petrol zengini değiliz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu söylediği zaman vatandaş soruyor ya petrolü çıkarttın, doğalgazı çıkarttın, niye 37 lira oldu diye. Şimdi diyorlar ki bizim depolama yerlerimiz var, halkımız rahat etsin. 1.2 milyar metreküp Tuz Gölü'nün orada var, 3.2 milyar metreküp Silivri'de var. Toplayın 4.4 milyar metreküp. 1 milyar metreküplük daha yeni inşa ediyorlar. Bütün depomuz, o harcadığımız miktar 60 milyar metreküpü düşündüğünüzde bir ay bile götürmez. Halkı böyle sağlam şeylere sağlammış gibi, geleceğimiz çok parlakmış gibi inandırmamak lazım. Hükümet çıksa dese ki, ey halkım ben bu şeyi petrolün fiyatını artırıyorum. Çünkü dünyada petrol bitmek üzere. British Petroleum'un işte son raporlarından birini anlatayım size. Diyor ki dünyada görünür rezerv 244 milyar ton. Bu. Yıllık tüketim 13.86 milyar ton. Ne kadar gider birbirine böldüğünüzde 17 yıl. Yani petrol tükenmek üzere. Herkes o yüzden elektrikli araçlara geçmeye çalışıyor. Petrol depolamaya çalışıyor Amerika. Ha petrol tamamen yok olduğunda işte bitümlü şeylerden, şistlerden biraz petrol üretecekler ama öyle de yolun sonu gözüktü, böyle de gözüktü. Değerli halkın bilsin diye söylüyorum. Petrolden sadece petrol vesaire işte elde edilmez. Petrolün %15'lik bir bölümü var ki oradan 85 bin şey üretilir. İçtiğiniz aspirin bile oradandır biliyor musunuz? Diş macunu oradandır. Millet bunları bilmez ama hayatımız, bizim torunlarımız petrolsüz bir dünyada yaşayacaklar. Bunu söylese o zaman da diyeceğiz ki biz o zaman doğal gazsız, petrolsüz 22 yıldır iktidardasınız. Bir şey geliştirmeliydiniz, bir teknik geliştirmeliydiniz değil mi? Biz önceleri işte bu hazırladığımız milli kaynak paketlerinde şeyi teklif ettik. Güneş enerjisini. Çünkü Allah'ın Türkiye'ye lütfettiği bir güneş enerjisi var. 380 bin megawattlık. Bunun %2'sini kullandılar bu 22 sene içerisinde. Şimdi onlar şeye yöneldiler. İşte Arap ülkelerine gittik, 50 milyar dolarlık yatırım yapacak diyorlar. Yani bizden fikir alsalardı ben onu demezdim. Ne derdim biliyor musunuz? Bor füzyonu üzerine biz çalışıyoruz şimdi. Türkiye'nin en önemli kaynakları, yeraltı kaynaklarından biri. Bor füzyonu müthiş bir enerjiyi sürekli üreten bir sistem. Hı hı. Prototipi yapıldı. Bu insanlar Türkiye'de var. Ben 2 yıl evvel de bahsettim Zanka TV'de. 1 yıl evvel de bahsettim. 1,5 ay evvel de Ekovitrin benimle röportaj yaptı. 3 gün evvel Strateji Daire Başkanlığı
bu uğraşan gruplardan birini yakalamışlar. Gel arkadaş demişler, ya böyle bor füzyon, mor füzyon diyorlar, bu kişileri toplayabilir misiniz? Kaç sene sonra? 22 yıl sonra. Bizim geleceğimiz bor füzyonda. Pandemide bir dezenfektan üretmiştik, hatırlıyorsunuz. Ha, bordan işte kolonya yaptık, bilmem evet. Ne yaptık. Bunlar laf ola beri gelidir. Dünyanın en güzel cevheri bor bizdedir. Ve bunu da işte deterjanla meterjanla kullanırsanız tamam. Ama bor füzyondur Türkiye'nin geleceğinde olan. Biz nötron jeneratörle uğraşıyoruz hanımefendi. Yeniden Refah Partisi, siz bakmayın dışarıdan. Biz Erbakan Hoca'dan el almışız. Biz nötron jeneratörle uğraşıyoruz. Yani saha, bu nötron jeneratörler sahadaki mayınları çok rahatlıkla bulabildiği gibi yer altındaki madenleri, yeraltı su seviyelerini, aklınıza gelebilecek birçok şeyi yapabilir. Tuz bazlı toryum santralleriyle uğraşıyoruz. Yani görüntüsü 5 milletvekili olan Yeniden Refah Partisi değil mi? Öyle değil. Biz devlete talibiz. İnanıyorum ki de halkımız gelecekte ne yapmak istediğimizi görecektir. Peki efendim, şöyle bir cümleniz var mı?